Gençler merhaba, ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizde hatırlayacak olursanız tork ve denge konusunu bitirmiştik. Soru çözümle başlamıştık. Kazanım testleriyle devam ediyoruz. Bu dersimizde kazanım testi 1'i birlikte çözeceğiz. Buradaki konu eksikliklerinizi bir an önce tamamlayın. Bol bol soru çözün çünkü bir sonraki konumuz kütle merkezi ve denge konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız kütle merkezi konusunda da yine hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Hemen birinci soruyla başlayalım. Diyor ki P ağırlıklı cisim şekildeki T1 T2 ipleriyle tabana asılmıştır. Buna göre T1 T2 ip gerilmeleri ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Bakıyorum. Burada cisme baktığımda cisme kaç tane kuvvet uygulanıyor? 3 tane kuvvet uygulanıyor değil mi? Kesişen kuvvetler bunlar. O zaman neyle çözerim? Lamy teoremiyle çözmez miyim? Lamy teoremi bana ne diyordu? Diyordu ki eğer ki bir cisim 3 tane kuvvetin etkisiyle dengede ise kuvvetlerin karşılarındaki açıların sinüslerinin oranı birbirlerine eşittir. Bakın hemen şöyle bir tane eksen çeksen. Bakın şu aradaki açı 90 derece olmaz mı şuralar? Buralar 90 derece. Şuraları gördüğünüz Z'den geliyor. Şurası kaç derece olacaktır? 60 derece. Yine aynı şekilde şurası kaç derece olacaktır? 30 derece. Yazalım o zaman. 60, 30, 90 değil mi? O zaman şuraya kaç derecelik bir açı kaldı? Şurası yine 90 derecelik bir açı kalmadı mı? Bakın P ağırlığı aşağıya doğru. P bölü açısının karşısındaki açı sinüs 90 eşit oldu. T1 bölü karşısındaki açı şuranın tamamı değil midir? Sinüs 150 değil mi? Sin 150. O da eşit oldu. T2 bölü T2'nin karşısındaki açı yine T1'in karşısındaki açı şurası 90 artı 30'dan 120. Şurayı düzeltelim. 120. T2'nin karşısındaki açı şuranın tamamıdır. Sinüs 150 olur değil mi? Sinüs 150. Tamam bunları yazdık. Bize ne demişti Lamy teoreminde? Demişti ki büyük açı karşısında, bakın bu benim zaten çözümündeki en büyük yardımcım. Büyük açı karşısında ne olacaktı? Küçük kuvvet değil mi? Küçük kuvvet bulunur. Küçük kuvvet bulunur. O zaman en büyük açıya bakıyorum. Buradaki en büyük açı, şunları da hemen şey yapalım. Sinüs 120 kaça denk gelecek? Sinüs 60'a değil mi? Sinüs 150 kaça denk gelecek? Sinüs 30'a denk gelecek. Bu durumda baktığımda bunun açısı daha büyük, o zaman bu daha küçük olacak. Sıralamaya kalkışırsak P en büyük olmaz mı? P eşittir. Bakın iki kuvvetin toplamı neyi vermek zorundaydı? P'yi vermek zorundaydı. T1 artı T2'dir zaten. P'nin en büyük olduğunda okeyiz. P büyük olacak T1'den değil mi? T1'de büyük olacak. T2'den büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunacaktı. Bu şekilde çözeceğiz birinci sorumuzu. İkinci soruya baktık. P cismi şekildeki gibi dengede iken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. Cismin ağırlığı 200 N olduğuna göre iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 kaçtır diyor. Yine sistem dengede. Dengede ise ne olacaktı hemen baktık. Şöyle olacak. Yine şöyle çekelim bir açı çizgimizi. Şurası 90 derece değil mi? Şurası 37 derece. Yine şurası 53 derece olacak mı? Bu şekilde olacak değil mi? 53, 37. Araya kaç derece kaldı? Toplamı 90. Şuraya yine 90 derece kaldı mı? P'nin değeri kaç? 200 bölü. Karşısındaki açı kaç derece? Sinüs 90. Eşit oldu. T1 bölü. T1'in karşısındaki açı. 90 artı 53. Sinüs 143 oldu. Sinüs 143. Oradan T2 eşittir. Sinüs 90 artı 37. Sinüs 127 olmaz mı? Bunların ben hemen karşılığını bulayım. Sinüs 143'ü 180'e tamamlayacak açı kaç derecedir? Sinüs 37 değil midir şurası? Sinüs 37. Peki şunu 180'e tamamlayacak açı sinüs 53'tür. Artık bundan sonra işimizi bitirdik zaten. Bir şey yok. Hemen alalım tek tek. Bakın şunu da şunu alıp T1'i bulabilirsiniz değil mi?
Bunların ikisini alıp T1'i bulabilirsiniz. Sonra kolaylık olsun diye yine şunların ikisini alıp T2'yi bulursunuz. Tamam. Hemen alalım. 200 bölü sinüs 91 idi. Eşit olacak T1 bölü sinüs 37'nin değeri kaçmış? 0,6. 6 bölü 10 değil mi? Buradan hemen değerini bulalım. 200 çarpı 6 bölü 10 neyi verecek? T1'i verecek. Sadeleştirdik. 6 çarpı 20'den T1'in değerini ne bulduk? 120 Newton bulduk. Aynı şekilde T2'nin değerini buluyorsunuz. Hemen T2'nin değerini de şurada bulalım. Çok ufak yer kaldı. Şurada bulalım hemen. Ne olacak? Şununla şunu alıyorum bakın. 200 bölü sinüs 90'ın değeri yine 1 eşit olacak. T2 bölü sinüs 53 derece. Sinüs 53'ün karşılığı kaçmış? 8 bölü 10. Buradan hemen dışlar dışlar çarpımı yapıyorum. T2 eşittir 200 çarpı 8 bölü 10 gelmez mi? Şunlar sadeleşti. T2'nin değerinde ne buldum? 160 Newton buldum. Bana T1 ve T2'nin değerini sormuş. T1'in değeri 120. T2'nin değeri de 160. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkındaki gibi olacaktır. Devam. Üçüncü soru. P ağırlıklı cisim T1 ve T2 ip gerilme kuvvetleriyle dengededir. Dengede diyorsa yine 3 tane kuvvet var kesişmiş. Gerilme teoremi bir şey yok. Dengededir diyor. T1 ipinde oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü 120 Newton'mış. Şunun değerini vermiş 120 Newton. Olduğuna göre T2 ve P cisminin ağırlığı ne kadardır? Hemen hemen aynı soru değil mi? Hiçbir farkı yok. Hemen şunu şöyle uzatayım. Şurası kaç derecelik açı olacak? 90 derecelik açı olacak değil mi? Bakın yine Z bununla bu birbirine paralelse şurası kaç derece gelecek? 37 derece gelecek. 37 derece şurası doğru açı değil midir? Bakın şurası 180 derece değil mi şurası? Tamam. Tam açı olacak. 180 derece 37 çıkarırsanız şuraya ne kaldı? 143 kaldı. Bulduk mu tüm açıları? Yine şurası 90 derece. Yazalım hemen bir şey kalmadı. P bölü P'nin karşısında kaç derecelik açı var? Sinüs 143. Eşit oldu. T1 bölü T1'in karşısındaki açı sinüs 90. O da eşit olacaktır. T2 bölü bakın kaç derecelik açı var? 90 artı 37'den sinüs 127. Ay konuşamadım. Tamam? Böyle oldu mu? Bitirdik artık. Sinüs 143'e karşılık gelecek açı sinüs 37 idi. Bunları hemen yazalım yerine. Sinüs 127'ye karşılık gelecek açı sinüs 53. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Tamam mıyız? Unutmuyorsunuz. P'nin değerini hemen yazalım. P bölü sinüs 37. Sinüs 37'nin değeri 6 bölü 10. Bakın neyi biliyorum? T1'i biliyorum. Bununla bunu alırım. Bakın şunun ikisini alırım. T1'i bulurum. Sonra yine bunu da yerine yazıp bunların ikisini alabilirsiniz ama bana hem bu daha kolay olur. Sonra da bunların ikisini alıp T1'i bulurum. Hangisi daha kolay geliyorsa tamam. P bölü 6 bölü 10 eşit oldu. T1'in değerini biliyorum 120 bölü sinüs 90'ın değeri 1. Buradan ne bulurum P'nin değerini? İşler dışar çarpımından P eşittir 120 çarpı 6 bölü 10 gelecektir. Sadeleştirdiniz. 6 çarpı 12'den P'nin değeri ne oldu? 72 Newton oldu. Tamam. Sonra bunların ikisini de alabilirsiniz. Bunların ikisini de alabilirsiniz. Fark etmiyor. T1'in değeri kaçtı? T1'in değeri 120. Sinüs 90'ın değeri 1. Eşit oldu. T2'nin değerini bilmiyorum. Sinüs 53'ün değeri. Sinüs 53 kos 37'ye eşitti. 8 bölü 10 değil mi? Buradan T2 eşittir. 120 çarpı 8 bölü 10 gelecektir. Sadeleştirdiniz. 12 çarpı 8'den 96 Newton buldunuz. Bana neyi sormuştu? T1 ve T2'nin de T2 ve P'nin değerini. T2'yi ne bulduk? 96. P'yi ne bulduk? 72. Cevabımız ne oldu? B şıkkındaki gibi oldu. Ben orada alttan götürüyorum şöyle göremediniz herhalde. Şöyle bir görün. Tamam? Devam edelim. Dördüncü soru. 120 Newton ağırlığındaki türdeş küre düşey duvar ile 53 derece açı yapacak şekilde dengedeyken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T kadardır. Buna göre duvarın küreye uyguladığı tepki kuvveti kaç Newton'dur? Gençler buna benzer bir soru çözmüştük konu anlatım kısmında. İlk işim ne olacak? Cisme etkeden kuvvetleri bir çıkarmak olacak. Çıkaralım hemen cisme etkeden kuvvetleri. Ağırlığı var mı? Ne kadar? 120 Newton. Tamam. T
Tepki kuvveti gençler unutmuyorsunuz. Tepki kuvvetini biz N ile göstermiştik. Tepki kuvveti ne demekti? Yüzeyin cisme uyguladığı kuvvetti ve daima yüzeye dikti. Tamam? Yüzeyden cisme doğru ve yüzeye diktir. Ve yüzeye dik kuvvet. Bu durumda bakın tepki kuvvetini şöyle göstermez miyim? Ben şöyle, şu da benim neyim olacak? N tepki kuvvetim olacak. Başka nesi var burada bir de bakın? İp gerilmesi var değil mi? İp gerilmesinin değerini biliyor muyum? Bilmiyorum ama şöyle T olduğunu biliyorum. Hemen şu 90 derece açı yapar. Şurası 90 derece olacaktır değil mi? Bakın şurada oluşan üçgeni gördünüz mü? Şu üçgen. Şu taradığım bölgedeki üçgeni gördünüz mü? 90 derece, 53 derece ise şurası kaç derece olur? 37 derece olur. Buraya o zaman ne kadarlık açı kalır? Şurası 143 derecelik açı kalır. Tamam. Çıkardık artık. Direkt işlemlerimizi bitirelim. Bunun karşısındaki açı 120 bölü. Karşısındaki açı ne oldu? Sinüs 143. Sinüs 143. Eşit oldu. Tepki kuvvetinin karşısındaki açı, bakın şuranın tamamı değil midir? 90 artı 37 sinüs 127. O da eşit oldu. T bölü 90. T bölü 90. Tamam. Burayı yazdıktan sonra işimiz zaten kolay. Artık istediğini al, bitir işi. Neyi soruyordu bana? N'in değerini soruyordu. Bakın bunu biliyorum ya, bunu kullanırım değil mi? Başka bir şeye, hatta T falan ihtiyacım yok. T'yi sormamış ki bana. Hiç oralara girmiyorum artık. Ne yapıyorum? 120 bölü sinüs 143 neye eşit olacaktı? Sinüs 37'ye eşit olacaktı. Sinüs 37 de kos 53'e eşit. O zaman ne oldu? Bölü 6 bölü 10. Eşit oldu. N'in değerini bilmiyorum. Sinüs 127 sinüs 53'e eşit olacaktı. Bölü 8 bölü 10. Bitirdik artık. Tepki kuvvetinin değerini sormuş. İşler dışarı çarpımı yaptınız. 120 çarpı 8 bölü 10 eşit oldu. N çarpı 6 bölü 10 bitti. Onlar sadeleşti değil mi? Başka sadeleştirelim. Neyle neyi sadeleştirelim? 120 ile 6'yı sadeleştirelim. 6'ya böldük. Şurası ne geldi? 20. 20 çarpı 8'den ne geldi? 160 Newton bulurum N'in değerini. Cevabımız bu oldu. Devam. N ağırlığındaki türdeş küre 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisiyle şekildeki gibi dengededir diyor. Şunun değeri ne kadarmış? 20 Newton'mış. Tamam. Şekildeki gibi dengededir. Buna göre birinci ve ikinci kuvvetin duvarın tepki kuvvetleri oranı nedir diyor. N1 bölü N2'nin değerini soruyor. Gençler hemen cisme uygulanan kuvvetleri bir çıkaralım mı ilk başta? Bakın başladık çıkarmaya. Şu şekilde bunun nesi var? Ağırlığı var. Ağırlık ne kadar? 50 Newton. Bunu bir yazayım. 50 Newton. Devam. N2 tepki kuvveti gençler. Bakın N2 dediğim şey tepki kuvveti yüzeyden cisme doğru değil midir? Uzantısını alayım şöyle. Şurada ne oldu? N2 oldu. Değil mi? Başka bir renkle devam edelim. Karışmasın orası fazla. N1 tepki kuvveti de yine yüzeyden cisme doğru değil midir? N1 tepki kuvveti yine yüzeyden cisme doğru oldu ve şu şekilde bir N1 kuvveti de oldu. Bitti mi? Bitmedi değil mi? Bir de ne var şurada? Bakın 20 Newton'lık kuvvet var. O 20 Newton'lık kuvveti hemen bileşenlerine ben bir ayırayım, işimi kolaylaştırayım. Bakın şöyle ayırdık. Şurası 37 olacak, şurası 53 derece olacak. Doğru muyuz? Burası ne gelecektir? 20 çarpı kosinüs 53. Kos 53 gelecek. Buradan 20 çarpı kos 53'ün değeri 6 bölü 10. Sadeleştirdik. Ne geldi? 12 Newton'lık bir kuvvet geldi mi? Tamam, bu bir cepte kalsın. N1'in şuraya alıyorum. 20 çarpı bu sefer şurası ne oldu? Sinüs 53. Sinüs 53. Tamam. Buradan ne bulurum? 20 çarpı 8 bölü 10'dan şurayı ne bulduk? 16 Newton'lık kuvvet bulduk mu? Tamamdır. Toparlayalım hemen. N1 bölü N2 oranını mı sormuştu? N1'in değerini yazalım bakın. N1 eşittir. Ne gelecektir N1'in değeri? N1 şu. Bakın gençler.
cismi duvara iten tek bir kuvvet var değil mi? Hiç bir daha şeye falan, Lami teoremine falan girmeyin. Dengeden gidelim. Bu cisim dengede mi? Dengede olması demek toplam kuvvetin sıfır olması demek değil midir? Toplam kuvvet sıfır. Bakın, cisme uygulanan kuvvetler burada. Tamam mıyız? Bakın şu kuvvet yatayda uygulanan tek bir kuvvet var. N1. N1'in karşılığı olarak bir de şurada F kuvvetinin 12 Newton'luk bileşeni yok mu? O zaman N1'in değerini ne bulurum? 12 Newton bulur muyum? Bölü N2'nin değerini yazıyorum. Bakın N2'yi oluşturacak kuvvetler ise bu sefer cisme doğru, cisimden yere doğru dik kuvvetlerdir. 50 Newton aşağıya doğru ağırlığı var. Artı, bitmedi. Bir de ne var? Bakın 16 Newton'luk şu aşağıya doğru olan kuvvet var. 50 artı 16 gelecektir değil mi? Buradan ne bulacağız? 12 bölü 66. Sadeleştirdik. Kaça bölelim? 6'ya böldük. 6'ya böldük. 2 bölü 11 gelecek cevabımız. Anlaştık. Bakın Lami teoremi uygulamadım bir daha. Kuvvet dengesini yazdım. Dedim ki cisme uygulanan kuvvetlerin toplamı ne olacak? Sıfır olacak. Yatay eksendekilerin toplamı sıfır. Düşey eksendekilerin toplamı sıfır olacak dedik. İşlemimizi yaptık değil mi? 6. soru diyor ki L, M ve T cisimleri şekil 1, 2 ve 3'teki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetleri eşit olup açılar arasındaki ilişki teta, beta, alfa ise cisimlerin ağırlıkları GL, GM, GT arasındaki ilişki nedir? Gençler nereden yapacağız biz bunu? Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Büyük açı karşısında küçük kuvvet olacak değil mi? Şimdi teta büyük, beta büyük, alfa. Teta, beta, alfa. Şuraya teta üssü diyelim. Şuraya kalan açıya. Şuraya kalan açıya beta üssü diyelim. Şuraya kalan açıya da alfa üssü diyelim. Tamam mıyız? Gençler bakın bunlar daha büyük. O zaman buraya daha küçük bir açı kalmaz mı? O zaman teta üssü küçük olacak. Sonra alfa ile betayı karşılaşıyorum. Bakın betalar daha büyük. Bu betalar daha büyükse, işte atıyorum 53, 53 ise buraya daha büyük bir açı kalmadı mı? O zaman beta daha büyük olacak alfa üssünden. Bunu sıraladıktan sonra gerisi zaten çok kolay. Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Büyük açı hangisiydi en büyük açı? Bakın en büyük açı alfa üssü. O zaman GL küçük olacaktır. GM'den o da küçük olacaktır. GT'den. Tamam, bu kadar. Buradaki mantığı anladık değil mi? Atıyorum bunlara değer verdik. Tamam. Şuradaki değerleri verdik. İşte dedik ki bunlara işte 53 dedik atıyorum. O zaman buraya işte ne kalıyorsa 180'den çıkarıp yazdık. İlk önce açıları karşılaştırdık. Şuradaki açıları bulduk. Açılara göre de neyi bulduk? Kuvvetin karşılaştırmasını bulduk. Devam, hız kesmeyelim. 7. soru. Bakalım 7. soru bize ne diyor? Diyor ki sürtünmesi sistemde biraz önce çözdüğümüz soruya çok çok benziyor. Sürtünmesi sistemde L, M ve T cisimlerin ağırlıkları sırasıyla 5 Newton, 10 Newton ve 25 Newton'mış. Şekildeki sistem neymiş? Dengede. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin oranı T1 bölü T2 kaçtır diye soruyor bana. Gençler hemen baktık. L'nin ağırlığı 5 Newton değil mi? M'nin ağırlığı 10 Newton. T'nin ağırlığı 25 Newton. Tamamdır. Burası T1. Tamam. Şurası da ne olsun? T2 olsun. Bunu niye vermedin? Aa yok, T2 burasıymış. Pardon. T2 burası. T2 de burası. Tamamdır. Gençler T2'yi hemen bulalım. T2 eşittir. L'ye göre denge alsak olur mu? Bakın. Dengede olduğuna göre L'de dengede olmak zorunda değil mi? L'ye uygulanan kuvvetleri yazacak olursam bakın yukarıya doğru ne olduğunu bilmiyorum. Ama aşağıya doğru L'yi çeken ne var? 10 artı 25 Newton'luk kuvvet yok mu? E o zaman burası da T2'ye eşit olmuyor mu? O zaman T2'nin değerini ne bulmuş olurum? Bakın 35 Newton buldum. Sadece kuvvet dengesinden kafadan burayı buldum. Gelelim T1'e. T1 zaten bildiğiniz Lami teoremi artık. Çektim şurayı. 90 derece, şurası 53 derece değil mi? Şurası 53 derece ise şuraya ne kaldı şu içteki açıya? 127 derece. Bitti. Bildiklerimizi hemen yazalım. Bakın aşağıya doğru 25, 35, 40. 40 Newton'luk kuvvetin karşısında hangi açı var? Sinüs 127. 127.
eşit oldu. T1'i soruyor ya, ben artık hiç şurayla uğraşmayayım. T1 bölü kaç oldu şurası? Sinüs 90. Bitti. Burayı halledeceğiz. Soru bitti. 40 bölü sinüs 127 neye eşit olacaktı? Sinüs 53'e. 8 bölü 10 mu? Eşit olacak. T1 bölü sinüs 90'ın değeri de 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 40 eşittir. T1 çarpı 8 bölü 10. Tamam. 40'ı 8'e böldüm. 5. Onu da karşıya attım. T1'in değerini ne bulduk? 50 Newton bulduk. Benden ne istiyordu? T1 bölü T2 oranını. Şurada hemen oranlayalım. T1 bölü T2 eşit oldu. T1'in değeri 50. T2'nin değeri 35. Buradan her ikisini de 5'e bölelim. 10 bölü 7. Tamam, cevabımız neymiş? 10 bölü 7'ymiş. Bitirdik, bu kadar. Devam. Baktık hemen, diyor ki sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu sistemde. Sistem şekildeki gibi dengededir. LMT ağırlıkları sırasıyla PL, PM, PT olduğuna göre aralarındaki ilişki nedir? Aynı mantık, hiçbir sıkıntı yok. Ne dedik? Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Büyük açı karşısında küçük kuvvet. Bitti. Bunu biliyorsak bizim çözemeyeceğimiz herhangi bir soru yok. Tamam mıyız? Hemen baktık. Gençler, şuradaki ip gerilmesini bulalım. Bakın, bunun ağırlığı şuradaki ip gerilmesine sebep olmaz mı? O zaman şuradakinin ağırlığına ben ağırlığı neyle göstermişim? P ile göstermiş. Soruda ben de P ile göstereyim. P ile desem olur mu? Tamam. Peki şuradaki ip gerilmesine sebep olacak şey PM'dir. Değil mi? Tamam, şuradaki ip gerilmesine sebep olacak şey, bakın gençler, şurada bir PT ip gerilmesi oluşmaz mı? Yine aynı şekilde aynı ip üzerinde gerilmeler eşit olacağına göre şurası PT olmaz mı? Şu şekilde. Değil mi? Bakın, o zaman şuradaki ipteki gerilme nedir? 2PT'dir. O zaman şuradaki gerilmeye ben ne diyeceğim? 2PT diyeceğim. Hemen açılarını belirleyelim. Bakın, 90 derece, 90 derece, 53, 37, 90, şuraya ne kaldı? 90 derece. Hemen yazalım. PM'nin karşısında ne var? Sinüs 90 var. L'nin karşısındaki açı, PL'nin karşısındaki açı sinüs 127 var. Tamam. PT'nin karşısında, ama 2PT'nin karşısında ne var? 2PT'nin karşısında da sinüs 143 var. Sinüs 143. Tamam. Toparladık. En büyük hangisi olacak? Bakın, en küçük açı sinüs 90. Tamam. O zaman en büyük kuvvet PM'dir. PM büyük olacak. Sonra geliyorum. Hangisinin açısı daha büyük? Bunun, değil mi? O zaman bunun açısı daha büyük. Bunun açısı daha büyük olduğu için PM büyük. PL, o da büyük. PT dedim. Sorunun cevabını bulduk. Tamam. Büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur. Bunu asla unutmuyorsunuz. Bitirdik. Bu kadar. 9. Sürtünmelerin önemsiz olduğu özdeş karelere bölünmüş sistemde X cismi şekildeki gibi dengededir. X cisminin ağırlığı 90 Newton olduğuna göre T ip gerilme kuvveti kaç Newton'dur diye soruyor bana. Bakın, hemen yazdık. X'in değeri kaç Newton'muş? 90 Newton. Gençler, dikkat edin. Bana açı falan vermiş mi? O zaman açıdan falan gidemem, değil mi? Nereden gideyim ben artık? Kuvvet dengesinden gideyim, tamam mı? Kuvvet dengesinden gideceğiz. Bakalım hemen. Şurası. Bakın. Şuradaki. Şöyle yapalım. Şuradaki ip gerilmesini gördü mü herkes? Şuradaki ip gerilmesini ben bileşenlerine ayıracak olursam. Bakın, şöyle bir bileşeni var. Bir de şu şekilde bir bileşeni var. Değil mi? Pardon, şuraya kadar. Bakın, bileşenlerine ayırdım. Şuradaki ip gerilmesini. Bir bileşeni bu oldu. Diğer bileşeni de bu oldu. Bu sistem dengede mi? Dengede olması demek X yönündeki toplam kuvvetlerin sıfır olması ve Y yönündeki toplam kuvvetlerin de sıfır olması demek, değil mi? Hemen bakıyorum gençler. Burası 3'ün katı. 3, 4, 5 üçgendir, değil mi? Burası 4'ün katı. Bakın, burası 5'in katıdır, değil mi? Hemen işlemi bitireyim. Bakın,
Şunun değerini biliyorum, 90 Newton. O zaman şu 3K da neye eşit olmak zorunda? 3K da 90 Newton'a eşit olmak zorunda değil mi? O zaman K'nın değerini ben 30 Newton olarak bulur muyum? Şurası ne gelecektir? 4K'ya 4 çarpı K'nın değerini 30 buldum. 30 Newton gelecektir. Buranın değerini ne bulurum? 120 Newton. Bakın bu tarafa doğru şu kuvvet var değil mi? 120 Newton'lık kuvvet. O zaman diğer tarafa doğru da aynı şekilde ne kadarlık bir kuvvet olması gerekiyor? 120 Newton'lık bir kuvvet olması gerekiyor. Bu durumda T'nin değerini bulmuş olursunuz. T'nin değeri ne olacaktır? 120 Newton olacaktır. Size sorulan soru da bu. Anlaştık. Bakın sadece kuvvet dengesi yazdım. Başka hiçbir şey yapmadım. 10. soru. Başlayalım hemen 10. sorumuzla da. Sürtünme seyik düzlemde O merkezi türdeş F kuvvetiyle cisim ne yapıyormuş? F kuvvetiyle şekildeki gibi dengede oluyormuş. Kürenin ağırlığı 120 Newton olduğuna göre eğik düzlemin küreye uyguladığı tepki kuvvetinin F kuvvetine oranı kaçtır diye soruyor bana gençler. Hemen ne yapayım ben bir çıkarayım neler uygulanıyor benim cisme. Bakın şu şekilde F'in uzantısını alırsam şöyle bir F kuvveti uygulanıyor. Tamam. Başka tepki kuvveti yüzeye ne olmak zorundaydı? Yüzeye dik olmak zorundaydı. Şöyle bir de tepki kuvveti var. Okey miyiz buraya kadar? Bitmedi. Bir de nesi var? Bu cismin ağırlığı var. Ağırlık nereye diktir? Ağırlık yere diktir. Bakın sakın yüzeye dik almayın. Ağırlığımın büyüklüğü ne kadar? 120 Newton. Ağırlığın bileşenlerini gördü mü herkes? Gördü değil mi? Hemen şöyle bileşenlerini ayırıyorum. Bileşenlerini ayırdığımda bakın şurası 90. Şurası ne gelecektir? Şöyle büyük bir tane üçgen oluşturuyordum hatırlayın. 90 şurası 53 şurası 37 o zaman şurası 53 derece gelmeyecek midir? Tamam. Bakın şurası 53 derece. Burası ne gelecek? M çarpı G çarpı kosinüs 53. Hemen buranın değerini bulup yerine yazalım. MG'nin değerini 120 vermiş. 120 çarpı kos 53. Kos 53'ün değeri sinüs 37'ye eşit. O da 6 bölü 10'dur. 6 bölü 10. Buradan ne buluruz? 6 çarpı 12'den 72 Newton buluruz. Tamam. Şimdi gençler bakın 72 Newton bulduk mu? Tamam. Ben buraya kadar işlemlerimi hallettim. Biz ne demiştik? Demiştik ki tepki kuvveti yüzeye dik kuvvettir. Bakın yüzeye dik olan kuvvet 72 Newton'ın kuvvesi. O zaman tepki kuvvetin değerini ne kadar bulurum? 72 Newton bulurum. Anlaştık mı buraya kadar? Benden ne istiyordu? F'i istiyordu. N bölü F değerini istiyordu. N'in değerini bulduk. N'in değeri 72 Newton. Buradan sonrasında ne yapayım? Lami teoremi. Lami teoremine göre şurası da F'ti. N bölü N'in karşısındaki açı şuranın tamamı 90 derece değil midir? Bakın başka bir renkte yazayım. Şuranın açısı 90 derece değil mi? N bölü sinüs 90 eşit olacak. F bölü F'in açısında karşısındaki açıya bakıyorum. F'in karşısındaki açı şurası yine 90 derecedir değil mi? O zaman şuraya ne kaldı? Buraya da 37 derece kaldı. Tamam. Burası da şurası 37 derece olacak ya bakın. Tamam, iş ters açılar. 37 derece ise 37 derece. O zaman F bölü sinüs 127 olmaz mı? Tamam artık bitirdik. N bölü 1 eşit olacak. F bölü sinüs 127. Sinüs 53'e eşittir. 8 bölü 10. Buradan ne buluruz? N'in değerini biliyorum artık. Getirip yerine yazayım. Şunun yerine 72 yazayım. 72 çarpı 8 bölü 10 neye eşit olacaktır? F'e eşit olacaktır. Ben hiç bunu bir daha uzun uzadıya çarpıp bölmeyeceğim. Getirip direkt oranlayacağım. Tamam. Şurada hemen oranlayalım. N bölü F değerini istiyordu benden. N bölü F değeri. N'in değerini kaç bulduk? 72 eşit bölü 72 çarpı 8 bölü 10. 72 çarpı 8 bölü 10. Böyle işlemlerde ne yapıyorduk? Birinciyi aynen al. 72 çarpı. İkinciyi ters çevir çarp. 72 çarpı 8. 72'ler sadeleşir mi? 10 bölü 8. 2'ye böldüm. 5 bölü 4. Cevabımız ne olacak? C şıkkındaki gibi olacaktır. Tamam. 11. soru. F kuvvetiyle özdeş ve türdeş küreler şekildeki gibi dengededir. L duvarının tepki kuvveti NL, M duvarının tepki kuvveti NM olduğuna göre NL bölü NM oranı kaçtır diye soruyor.
Şimdi benim burada ilk işim ne olmalı? Benim ilk işim cisme etki eden, sistemi etki eden kuvvetleri göstermek olmalı. Bakın cisimler için ne demişti bana? Özdeş demişti. O zaman ben birinin ağırlığına G dersem, diğerinin ağırlığı da aynı şekilde G kadar olmaz mı? Gösterelim hemen bakın. G kadar ağırlığı ne olmak zorundaydı? Her zaman yere dik olmak zorunda. Yine aynı şekilde bunun da ağırlığı yere dik olmak zorunda mı? Şu şekilde mi? Peki tepki kuvveti neydi? Tepki kuvveti yüzeye dik kuvvet değil miydi? Gençler bakın şuradaki M duvarını görüyoruz değil mi? M duvarına etki eden dik kuvvet bunların ikisinin ağırlığı değil midir? Bakın M tepki kuvveti şöyle yukarıya doğru olacak. Tepki kuvvetinin büyüklüğü neye eşit olacaktır? 2G'ye eşit olacaktır. Tamam. Bunu belirledikten sonra gelelim şuraya bakın. Burada bir de ne var? F kuvveti var. Şimdi şu küre ile şu küre etkileşim halinde mi? O zaman bu kürenin buna bir etkisi var. Bunun da buna bir tepkisi var değil mi? Tepki kuvveti şurada olmayacak mı? Bakın şu tepki kuvvetine şunun şuna tepkisi. Birinci kürenin ikinci küreye tepkisi anlamında N2 diyelim olur mu? Bunun buna tepkisi N2 kadar burada bir kuvvet var. Şu küre üzerinde çalışıyorum. Bakın burada bir de F kuvveti var mıydı? F kuvvetinin uzantısını alırsam F kuvveti de şöyle olmaz mı? Burada bir de ne var? F kuvveti var. Ne kadar açımız? 30 derece. Şurası kaç derece? 90. Şurası kaç? 90. Peki şuradaki açı kaç olacaktır? 30 artı 150 olacak değil mi? Buranın tam 180 derece olması için. Çıkardık mı cisme etki eden kuvvetleri? Buradan sonra artık işimiz çok kolay. Ne yapıyorum? Benim bakın N2'ye ihtiyacım var. N2'ye neden ihtiyacım var? Bakın NL kuvveti yani L duvarının tepkisine oluşan kuvvet. Şuradaki F kuvvetinin uzantısı değil midir? Bakın yüzeye dik olan kuvvet sadece bu. O zaman bunun uzantısı yani F kuvvetine mi eşit olacak? Ben F kuvvetin değerini bulduğumda NL'nin değerini bulmuş olur muyum? NL ne olacaktır? NL F'e eşit olacaktır. Peki F neye eşit? Bakın şurası, şurası görüyor musunuz? N2 çarpı cos 30 değil midir? O zaman F'in değerinde N2 çarpı cos 30 diyebilir miyim? Derim. O zaman N2'nin değerini bulduğumda tüm işlemlerimi halletmiş oluyor muyum? Hemen başlayalım. N2'nin değerini nasıl bulacağız? Ne olacak? Şurası G kadar. G bölü sinüs 150 değil mi? Sin 150 eşit olacaktır. N2 bölü N2'nin karşısındaki açı kaç derece? Sin 90. Artık F'i yazmıyorum. Hiç uğraşmayalım. Şuradan N2'nin değerini bulup getirip yerine yazabilirim değil mi? Bulalım hemen o zaman. Ne olacaktır? G'nin değerini bilmiyorum. G cinsinden aldık. Sinüs 150'nin değeri sinüs 30'a eşitti şu değil mi? Sinüs 30'un değeri kaç verilmiş bana? 1 bölü 2 eşit olacaktır. N2'ye değil mi? N2 bölü sin 90 değeri 1. N2'ye eşit oldu yani. Buradan N2'nin değerini ne bulurum? N2 eşittir. G bölü 2 gelir mi? G bölü 2 geldi. O zaman götürüp yerine yazalım. F'in değerini bulalım. F neye eşitti? F'i de N2 çarpı cos 30'a eşit vermedik mi? N2 çarpı cos 30'a eşit verdik. Hemen toparlayalım F'in değerini. N2'nin değerini ne bulduk? G bölü 2. G bölü 2 çarpı cos 30. Cos 30'un değerini ne kadar vermişiz? N2'nin değerini. Tamam. Buradan ne bulurum ben cos 30'un değerini? Kök 3 bölü 2 vermişim değil mi? Cos 30'un değeri de kök 3 bölü 2 gelecek. Kök 3 bölü 2 gelecek. Gençler şurayı düzeltelim. G eşittir N bölü 2 değil mi? Bakın şurası içler dışlar çarpımından G eşittir N2 bölü 2 gelecek tamam. O zaman şuraya ne yazıyorum? G eşittir N2 bölü 2. Buradan N2'nin yerine ne yazarım? N2'nin yerine 2G yazarım. Tamam şurayı toparlayalım. Buradan şunlar sadeleşecek. Ne gelecek F'in değeri? F'in değeri F eşittir. Kök 3G gelmez mi? Artık işimiz tamam. Bana neyi sormuştu? NL'ye de F'e eşitti. Kök 3G'ye eşit bulduk. Bana neyi sormuştu? NL bölü NM oranını. NL bölü NM oranı. Buradan ne gelecek? NL'yi ne bulduk? Kök 3G bölü NM'yi ne bulduk? NM'yi de 2G bulmuştuk. Oranlarsak G'ler sadeleşir. Cevabımız ne olacaktır? Kök 3 bölü 2 olacaktır. Tamam. Son sorumuz 12. soruya da bakıp bitiriyoruz.
Başlayalım hemen. Aslında bu soruya çok benziyor. Sadece burada iki tane yatay ve düşey duvar var. Yani şurası da kapalı. Tek farkı o. K ve L küreleri özdeş olup yarıçapı R kadardır. Küreler şekildeki gibi iki duvar arasında dengede olup ağırlığı G kadarmış. Ağırlığı ne de demiş? G kadar. Gençler hemen ilk işimiz bunların ağırlıklarını göstermek olsun mu? Bakın bunun ağırlığı nereye doğru? Aşağıya doğru G kadar. Bunun ağırlığı da yine yere diktir değil mi? Ne kadardır? G kadar. Yine aynı şekilde bakın şu duvara, K duvarı şurası. K duvarına dik olarak etki eden ne kadar kuvvet var? 2G kadar. O zaman K duvarının tepkisi ne olacaktır? 2G olmaz mı? Tamam. K ve L kürelerine yüzeylerine uyguladıkları tepki kuvvetleri oranı nedir diyor. Bana yine aynı şekilde NK bölü NL'yi soruyor. Hemen bununla işimiz bitti. NK'nın değerini 2G bulduk. Gelelim şimdi benim işim şununla. Buna bir bakalım burada neler var. Şunu etkeden kuvvetleri çıkarıyorum. Bakın bunu etkeden kuvvetler NL ne olacaktır? Şu şekilde olacaktır. NL var. Başka. Bunun buna tepki kuvveti yok mu? Bunun buna tepki kuvvetine şöyle N desek olur mu? Olur değil mi? Bunun buna tepkisi. Dikkat ediyorsunuz N dediğim şey. Gençler şurası 53 derece ise bakın benzerlikten tamam mıyız? Şurası dik üçgen ya da şu büyük dik üçgen. Bakın şurada küçük bir dik üçgen daha oluşturdum şurada. Karalamak istemiyorum karışmasın diye. Bu durumda 53 derecelik açı varsa şurası da yine aynı şekilde 53 derece olmayacak mı? Geometri bilginizi kullandınız. Orayı da 53 derece buldunuz. Bu cisim dengede mi? Bu cisim dengede. Bu cisim dengede olduğuna göre ne olacaktır? Y yönündeki toplam kuvvet 0 olacaktır. X yönündeki toplam kuvvet yine ne olacaktır? 0 olacaktır. Bu durumda ben kuvveti bileşenlerine ayırırsam, bakın üstteki cisim için hareket ediyorum. Şunu bileşenlerine ayırırsam, şurası N çarpı kosinüs 53 gelecek. Doğru muyuz? Şurası N çarpı sinüs 53 gelecek. Sin 53. O zaman bakalım. N çarpı sinüs 53 neye eşit olacaktır? Sinüs 53 eşittir. Yukarıya doğru, aşağıya doğru ne var? Sadece G var. Bakın sadece bu cisim için bakıyorum. Buradan N çarpı sinüs 53'ün değerini vermiş. 8 bölü 10 neye eşit olacak? G'ye. Bu bir kalsın cebimde. Aynı şekilde bakıyorum N çarpı kos 53 neye eşit olacaktır? N çarpı kosinüs 53 ise NL'ye eşit olmayacak mı? Dengenin sağlanabilmesi için. Bu da neye eşit olacaktır? NL'ye eşit olacaktır. N çarpı kosinüs 53'ün değerini vermiş bana 6 bölü 10 eşit olacaktır NL'ye. NL'nin değerini buldum. Hemen yazalım yerlerine. NK'nın değerini önce bir yazalım. NK eşittir. Ne bulduk? NK'yı 2G. G'yi ne bulmuştuk? G'yi N çarpı 8 bölü 10 bulmuştuk. O zaman 2 çarpı N çarpı 8 bölü 10 gelecek değil mi? Bölü NL'nin değerini yazalım. NL eşittir. N çarpı 6 bölü 10 değil mi? Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şuradaki N'ler sadeleşti değil mi? Onlar, bunlar da sadeleşti. Ne kaldı dışarı işlemimde? Bakın yukarıda 2 çarpı 8 yani 16 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 6 kaldı. 16 bölü 6. Burada hemen sadeleştirmemizi yapalım. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 3. Buradan cevabımızı ne buluruz? 8 bölü 3 olarak bulabiliriz. Birazcık terse doğru gittim. Kağıt çok karıştı. Çok fazla bir yere girmesin diye bu şekilde yaptım. Ne bulduk cevabımıza? 8 bölü 3 bulduk. Tamam mıyız? Gençler bu kazanım testimizin çözümü de bu kadar. Benim sizden isteğim lütfen bu konuyla ilgili dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bolca soru çözün. Bir sonraki videomuzda kazanım testi 3 ve 4'ten çözebildiğimiz kadar fazla soru çözüp bu konuyu bitirip önümüzdeki derste ise kütle merkezi konusuna başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.